Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde Allah Teala'nın ayetlerini anlama yürüyüşümüz devam ediyor. Bakara suresinin ilk ayetleri müminleri anlatmış. Sonra iki ayet-i kerime kafirlerden bahsetmiş. Ardından gelen 13 ayet-i kerime münafıkları anlatmıştı. Münafıklara dair bu üçüncü dersimiz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar inanmadıkları halde söz planında mümin olduklarını iddia ediyorlar. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a, Resulüne, müminlere tuzak kuruyorlar. Aldattıklarını zannediyorlardı. Bütün bunların kaynağı onların yürekleri, kalpleriydi. Fi kulubihim maradun. Yüreklerinde manevi hastalık var. Fesat, fitne, tuğyan oradan geliyordu. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Kâlû innemâ nahnu muslihûn. Yapmayın. Yeryüzünü bozmayın, fesat çıkarmayın. İnsanlar taşlara, kendileri gibi olan yaratıklara değil, yalnız Allah Azze ve Celle'ye kul olsun dediğinizde onlara, hayır biz ıslah ediyoruz dediler. Dini tamir adına tahrip eden taifeler, gruplar gördünüz. Sonra onlara müminler gibi iman edin dendiğinde, derler ki biz o sefihler gibi, aklını kaybeden insanlar gibi mi inanalım? Müslümanları, müminleri, Allah'a ve Resulüne teslim olanları sefihler olarak nitelediler. Ve izâ lekul lezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâtînihim kâlû innâ ma'akum innemâ nahnu mustehziûn. Kendi adamlarıyla halvet olduklarında dediler ki biz müminlerle alay ediyoruz. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Allah onlarla alay ediyor, istihza ediyor, kafire ömür veriyor, mühlet veriyor. Yeryüzünü cehenneme çevirdiler. Sonları halidine fiha ebeda. İçinde ebedi kalacakları cehennem olacak. Bazen müminler, peygamberler de onların içinde olabilir. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek, tecelli edecek diye beklerler. Karşıda kafirler güruhu vardır. Cenab-ı Hak onları oradan cehenneme gönderecek. Küfürde, zulümde, tuğyanda onlar derinleşsinler. Dibe vuracaklar, orada cehennemi görecekler. Ama mümin, ama Müslüman, Allah'a ve Resulüne teslim olan, o yanlış yaptığında, hataya irtikap ettiğinde Allah Azze ve Celle dünyada onu uyarır. Başına bir musibet gelir. Musibet Allah'a dönmesine vesile, vasıta olur. Peki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buraya kadar münafıkları anlattı. Şimdi meseller var, şimdi misaller var. O misallerle ulvi olan mücerredi müşahasa taşıyor. Bir görmediğiniz bir dünya var, oradan sizi gördüğünüz, müşahede ettiğiniz bir dünyaya taşıyor. Mücerretten müşahasa, misaller getiriyor. O misaller üzerinden idrak edin, anlayın. Kur'an-ı Hakim'in uslubu bu. Allah Azze ve Celle münafıkların infakını bize anlatırken yine bir misal üzerinden anlatır. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ. Yani o münafıkların infakı, مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, dünya hayatında infak ediyorlar. كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ, bir rüzgar, İçinde dondurucu bir soğuk var. Yakıcı bir soğuk var. O soğuk, o rüzgar. Asabet harfe kavmin zalemu enfusuhum feehleket. Kendilerine zulmeden, Allah'a isyan eden bir taifenin ekinine,
alanına, bağına o rüzgar gelir. Yakar, yıkar, orada hiçbir şey bırakmaz o rüzgar. Allah Teala münafıkların bize halini anlatıyor. Eğer bir adam, insanlar beni alkışlasınlar, bana plaket versinler, ne büyük adam, herkesin, mazlumun, biçarenin imdadına koşuyor desinler. Bunun için bir adam infak ediyorsa, öldüğünde, mahşer günü, infakına muhtaç olduğu an, bağına giden bir rüzgar, kavurucu bir rüzgar, bağı bahçeyi vurduğunda nasıl orada bir şey bırakmıyorsa, onların enaniyeti, onların alkışlanma arzusu amel defterlerinde ameli salih olarak hiçbir şey bırakmayacak. Kur'an-ı Hakim bize bir mesel üzerinden anlatıyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمَّتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Müslüman veriyor. Bir çiftçiyi düşünün. Bağına gidiyor. Bağında tohumu atıyor. Bir tohum tam 700 oluyor. Allah rızası için verenler. Bizleri falanlar filanlar alkışlasın onun için değil de yalnız ve yalnız Allah Teala'nın rızasına, onun rıdvanına tabi olanlar, onlar öyle büyük makamlara nail olacaklar ki, dünyada bir verdikleri mahşer günü karşılarına 700 olarak gelecek. Belki Allah Teala bunu daha da artıracak. Misaller üzerinden büyük hakikatleri anlatıyor. Cuma suresinde, مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا Yahudiler, مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ Tevrat'la amel etme sorumluluğu kendilerine verilenler ama yapmayanlar, ama onu elleriyle tahrif edenler, tahrip edenler, onlar كَمَثَلِ الْحِمَارِ Eşeğe benzerler, يَحْمِلُوا أَسْفَارًا Sırtında yükler var. Sırtında cilt cilt kitaplar var. Eşek yansa, eşeği biri yakıverse, o sırtındaki kitapların içinde de yangın nasıl söndürülür diye uzun uzadıya tarifler olsa, dese ki o kitabın içinde, eğer bir yangın varsa, o zaman en yakında su varsa oraya koşun. Eşeğin sırtındaki kitaplarda misal farz, orada eğer bir yangın varsa dereye koş, denize koş yazsa, eşek oradaki ifadelerden, ibarelerden kendi adına bir faide, bir netice çıkarıp hemen yanı başındaki dereye girebilir mi? Giremez. Onların hali sırtında çareyi taşıyan ama o halde yanıp kül olan merkebe benzer, eşeğe benzer. Yine Cenab-ı Hak kitapla, Tevrat'la ya da Kur'an-ı Hakim'le amel etmeyen ama ilmi olan bir takım şeylere sahip olan insanları o merkebe benzetiyor. Misal üzerinden anlatıyor. Münafıklar önemli. 13 ayetle ifade ediyor. Kafirlere Kur'an-ı Hakim, Bakara suresinin başında Rabbimiz Allah Azze ve Celle 2 ayet ayırmış. 2 ayetle onları ifade etti. Ama münafıklara dair tam 13 ayet var. Şimdi mücerretten muşahasa yürüyoruz. Yani mahsus bir alem. Sanki gözünüzle göreceksiniz, ellerinizle dokunacaksınız. Karşınızda münafık anıtları dikecek Kur'an-ı Kerim. Onları seyredeceksiniz. Meseluhum kemeseli lezi istavukade nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ مَثَلُهُمْ Teşbihi temsil var. Temsili bir teşbih var burada. مَثَلُهُمْ O münafıkların misali. كَمَثَلِ Şu adam gibidir ki كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا Bir ateş şakan adama benziyor. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ Ne zaman o adam ateşi yakar, etrafını o ateş aydınlattığında ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Allah Teala gecenin karanlığında ısınmak için, aydınlanmak için, ayakta kalmak,
hayatta kalmak için ışık yakan, ateş yakan adamın nurunu söndürür. Zeheballahu binurihim ve terakehum, onları bırakır fi zulumatin, gecenin karanlığında, nefsin karanlığında, nifakın karanlığında bırakır. Ve terakehum fi zulumatin la yubsirun, artık onlar ayaklarını basacak yeri de görmüyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar. Mef'ulünü hasfediyor. Yani görülecek, görülebilecek neler varsa onlar adına o zifiri karanlıkta, zemheri gecede hiçbir şey görmüyorlar. Müfessirlerimiz buradaki teşbihi, temsiliye dair farklı mülahazalarda bulunmuşlar. Belki Allah Azze ve Celle Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın devletine bakan, gücüne bakıp iman eden o kadrodan bahsediyor. Onlar inandılar fakat sonra inkar ettiler. Ahkam-ı İslamiye, teklifler var, namaz var. Fecir vakti karanlığı, bir müezzinin ezan-ı Muhammediye dilinden dökülen Allahu Ekber ifadeleri yarıyor karanlığı. Allah'ın kulu kalk. Kainat onu tesbih ediyor. Şimdi sen karanlığı yar, kainatın sahibin huzuruna çık, Allahu Ekber de. Ben geldim ya Rabbi. Kainat gaflette, kainat uykuda ama ben geldim ya Rabbi. Bu teklifler onlara ağır geldi. Cihad zor geldi. Namaz zor, oruç zor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizi mücadeleye davet ediyor. Malınızı alkış için değil, sizi anlasınlar diye değil, şehrin meydanında anıtlarınızı diksinler diye değil, Allah rızası için mahşerde karşılığını bulmak üzere verir misiniz? Burada ünvan yok. Burada sizi orada burada anlatmayacaklar. Sizi podyumlara, sizi kürsülere çağırmayacaklar. Ama yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi, kişinin en yakınlarından kaçacağı, firar edeceği mahşer gününde o verdikleriniz size imdad edecek. Gelir misiniz? Zor geldi onlara. Bıraktılar. Meseluhum, onların misali. Kemeselil lezi stavkade nara, ateşi yakan bir adam gibiydi. Yani başta iman ettiler ama sonra örtünme var, mahremiyet var, kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde, sen gözüne, o gözüne sahip çıkacak, o gözler helale bakacak, eşine bakacak. Bir adam Allah Azze ve Celle'nin kendine emanet olarak verdiği gözleriyle milletin hanımına, eşine, kızına değil, podyumlarda kendini arz edenlere değil, helaline bakacak. Emir var, talimat var, zor geldi bıraktılar. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ, iman etraflarını aydınlatmıştı ki nifaka kalpleri kayınca, bunlar zor ya Rabbi, bu asırda, bu zamanda bu emirler, bu hükümler olur mu deyince ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ, fiili Allah Azze ve Celle kendine isnat ediyor. Yani meleklere isnat edebilirdi ama doğrudan zeheballahu binurihim, Allah Azze ve Celle imandan, İslam'dan onların yüreğinde tek bir zerre, tek bir ışık hüzmesi bırakmadı. Hepsini alıp götürdü. Ya da Yahudilerden bahsediyor. Onlar diyorlardı ki peygamber gelse, biz de onunla beraber olsak, kafirlere karşı, Allah'a, Resulüne, hakikate düşman olanlara karşı peygamberle mücadele etsek, onun yanında, onun safında, onun arkasında dursak demişti o adamlar. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ, çocuklarını bildiği gibi peygamberi biliyorlardı. Tevrat'ta, önceki kitaplarda Allah Azze ve Celle Efendimizin özelliklerini anlatmış, onları tadat etmiş. Onun ashabının özellikleri de vardı. Ömer'den, Ebu Bekir'den, onların umum manada hususiyetlerinin detayı da vardı önceki kitaplarda. Belki daha mücmel manada vardı.
Bunları biliyorlardı. Kendi çocuklarını bildiği gibi Peygamber Aleyhisselam'a dair özellikler onların dünyasında vardı, malumdu. Ama inkar ettiler. Efendimiz gelince felemma azaat ma havlehu zehaballahu binurihim, ihanet edince Allah Azze ve Celle Yahudilerin, Hristiyanların kalbinde imana dair tek bir nokta bırakmadı, aldı. Ya da buradaki münafıklar şunlardır. Meseluhum kemetelillezi istavkade nara felemma azaat ma havlehu zehaballahu binurihim. İstavkada istifal babından talep var. Onlar ateş istiyorlar. Onlar ışık istiyorlar. Yani dünyalık neler istiyorlarsa Cenab-ı Hak bu teşbih üzerinden bize onların dünyalık hırsını anlatıyor. Dünya için mücadele ediyorlar. Gidin adliye saraylarına bakın. Şu kadar dava, şu onun yerine bir santim geçmiştir. Ya da dükkanda, dükkanın önünde kaldırımı, o mu kullanacak, bu mu kullanacak? Orada bir husumet vardır. Ya da araba gidiyordur, sen neden geçerken kornayı bastın, çaldın diye dava odur. Orada bir husumet, orada bir kavga. Oradan mahkemeye gitmişlerdir. Onlar dünyayı istiyorlar. Ama dünyanın önünde, dünyanın ufkunda, dünyanın ötesinde ahiret yok. Orada Allah Teala'nın rızasına, rıdvanına nail olma diye bir arzu yok. Sadece dünya. Bütün hesapları burası. Bütün hesapları gördükleri alem o kadar. Oradan öteye gitmiyorlar. Hanlar diyorlar, hanumanlar diyorlar. Gökdelenler dikiyorlar. Sofralarında o kadar nimet var ki hangisini tadacaklar karar veremiyorlar. Zorlanıyorlar. Hemen yanı başlarında, şu kadar kilometre ötede, ileride çocuklar var Suriye'de, çocuklar var Musul'da, Yemen'de. Açlıktan ölen yavrular var. Ama onları görmez onlar. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Dünyayı istiyorlar. Bu fiilde bir talep var. Bizim olsun. Hanlar bizim olsun. Hanumanlar bizim olsun. Gökdelenler bizim olsun. Ama ahiret hesabına bir şey yatırmıyorlar. Göndermiyorlar. Her şeyler burada. Burada kalsın. Felemma azaat ma havlehu. Gökdelen diktiler. Hesabı aylık paralar yatıyor ki telefon çalıyor. Oğlu trafik kazasında ölmüş. Zeheballahu binurihim. Allah Teala dünyalık keyiflerini yok ediyor. Zeheballahu binurihim. Talebeler var, öğrenciler var. Sabahlara kadar mutala ederler. Kur'an-ı Hakim'i hıfzeden talebeler, Buhari okuyan öğrenciler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu çağda, bu asırdaki öğrencileri. Onlara bakmaz. Ama nerede? Londra'da, New York'ta. Doktora yapanlar varsa o cezbeder. Onlara bakmalıdır, onlara vermelidir. Kapitalizma çöküyor, liberalizma can çekişiyor. Ama hala çareyi orada arıyor, oraya bakıyor. Küfre bir arzusu, küfre karşı onun bir tamahı var. Oraya döner, oraya bakar. Neyi varsa, neleri sahipse onlarla paylaşmak ister. Dünyalıkları vardır, yeni bir ev yapmıştır. Şu kadar evi vardır, eve girecek. Perdeler ipekten olsun, halılar ipekten olsun, şunlar, her şeyi ilgili tasarım mühendisleri var, mimarlar var. Onlar ayarlamışlardı, bitirmişlerdi ki tam eve girecekti, ölüm meleği geldi. Zeheballahu binurihim. Allah onları servetleriyle beraber helaka sürükledi. Dünyalıklar, ipek halılar, ipek perdeler orada kaldılar. Onu bir kefene sarıp yerin altına koydular. Zeheballahu binurihim. Dünya bu kadar. Münafıkları Cenab-ı Hak bize bir misal üzerinden anlatıyor. Her asra, her zamana, her eve, her mahalleye uygun bir şekilde ifade buyuruyor. Ya da meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Onların misali ateş yakan bir adama benzer.
فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ Yani tam o ateş etraflarını aydınlatmıştı ki ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Allah Teala onların nurunu alıp götürdü. Lemma'nın cevabı ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Bunlar şöyle adamlardır. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ Bir oradadır, bir buradadır. مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَّاتِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafığın misali iki sürünün arasındaki koyuna benzer. İki sürünün arasındaki koyun nereye gidecek karar veremez. O sürüye mi gitse, bu sürüye mi gitse? Yani bir koyun var, orada koçlar gördü iki sürüde. Hangisine gidecek? Acaba neresi onun adına daha faydalıdır münafık? مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ Orada mı, burada mı, nerede olsam? Acaba Müslümanların yanında olsam mı dünya adına daha kazançlı olur? Yoksa kafirlerin yanında mı? Eğer müminlerin, Müslümanların bir gücü varsa oraya giderler. اَنَّاسُ عَلَى د۪ينِ مُلُوكِهِمْ İnsanlar sultanlarının dinleri üzerinedir. Eğer adam masonsa onlar da mason görünürler. O localara gider kaydolurlar. Eğer adam İslami imani kimliğini izhar ediyorsa, onun yanına giderken hangi gazeteyi seviyorsa cebine o gazeteyi koyar, onun yanına girer, gazetenin logosu ceketinin dış cebinde, karşıdakinin göreceği şekilde öyle konmuştur. Bir oradadır, bir buradadır. Nerede menfaat, nerede maslahat varsa münafıklar, Allah'a ve Resulüne düşman olanlar öyle yaparlar. Ama müminler, ama Müslümanlar, onlar iktidara göre, onlar güce göre karar vermezler. Onlar duruşlarını, onlar mevkilerini her zamanda, her zeminde Allah'ın rızasına göre ayarlarlar. Onlar Bedir'de de vardırlar, Uhud'da da vardırlar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm efendilerimiz nimet dağıtılırken ortalıkta olmazlar, geri çekilirlerdi. Ama Uhud'da Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlar şehit olunca, dağılınca Sa'd bin Ebi Vakkas uzaklardan koşmuş, Efendimiz Aleyhisselam ona dair İrmi ya Sa'd, İrmi ya Sa'd, fedâke ebi ve ummi, anam babam feda olsun, at ey Sa'd, İslam ayakta kalsın, yıkılma ey Sa'd, Medine için at, İslam için at, Kur'an-ı Hakim için at oklarını Sa'd, Peygamber Aleyhisselam'ın muazzez yolunu korumak için ayakta dur, ayakta dur, yıkılma ey Sa'd. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında kadınlar, Ummu Umare, Hazreti Nesibe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meltefettu yeminen ve la şimalen, illa ra'eytuha tukatilu duni. Başımı sağa çeviriyor, başımı sola çeviriyordum. Meltefettu yeminen ve la şimalen, illa ra'eytuha tukatilu duni. Yanımda savaşan bir kadın var. Sağıma dönüyorum, gelen oklara göğsünü siper eden bir kadın. Soluma dönüyorum, gelen oklara göğsünü siper eden bir kadın görüyorum. Önüme bakıyorum, gelen oklara Peygamber Aleyhisselam'ı korumak için göğsünü siper eden bir kadın görüyorum. Bir kadın, Hazreti Nesibe, Ummu Umare radıyallahu anha, münafıklar bir oradadırlar, bir şuradadırlar. Onlar ümmet, onlar Müslümanlar tehlikeye düştüğü zaman bakkallarda, marketlerde makarna kuyruğundadırlar. Onlar millet tehlikeye düştüğü zaman bankamatiklerin önündedirler. Ama müminler, Müslümanlar Allah'a, Resulüne, onun kitabına, Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna inananlar, şuna bakmadan, buna bakmadan, Hazreti Sa'd gibi, Nesibe gibi her yerde, her zaman canlarıyla cananı korur onlar. Müslümandır onlar. Allah için her şeylerini feda ederler.
Mümin olmak, Müslüman olabilmek. Ama münafık bir oradadır, bir şuradadır. Sen neredesin? Bir Müslümanın üzerine küfür yobazları geldiğinde, şimdi onun yanında olmak bedel ödemeyi gerektirir diye düşünüp yolunu çevirenlerden miyiz? Yoksa şimdi sahnede olma vaktidir deyip bir müminin, Müslümanın yanında duranlardan mıyız? Kimiz biz? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Mücerretten muşahasa, münafıkların anıtını dikiyor Kur'an-ı Kerim. Bak kardeşim, nerede duruyorsun? Müslümanı taşlarken taşlayanların safında mısın? Yoksa Allah ve Resul davasını anlattığı, şeriatı anlattığından dolayı taşlanan bir adama göğsünü siper edenlerin kadrosunda mısın? Nerede duruyorsun? Meseluhum kemeselillezi sevkade nara felemma azaet ma havlehu zehaballahu binurihim ve terekehum fi zulümatin la yubsirun. Madem böyle bir orada bir burada durur bu adamlar, Allah Teala devrededir, onların nurunu alır. O yürek İslam'ı taşıyamaz. Hayır. Bir münafık yürekte iman olmaz. Peygamber aleyhisselama teslimiyetten o yürekte, öyle bir yürekte, nifak olan bir yürekte zerre kadar bir nasip olmaz, olamaz. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللّٰى يُبْصِرُونَ. Onları o nifakın kat be kat derinleşen karanlıkları içerisinde bıraktı. La yusirun, artık bir şey görmüyorlar. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Onlar sağırdırlar. Asam kelimesinin çoğulu sağır. Duymuyorlar Allah Teala'nın ayetlerini. فَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. İşitmedikleri, anlamadıkları halde işittik diyenler gibi olmayın siz. Onlar semi'na diyorlar, işittik, evet ya Rabbi diyorlar. Ama evlerine gittikleri zaman ekranlar orada. O ekranlar, o podyumlar evlerine, kızlarına, kerimelerine, Allah Teala'nın emaneti olan yavrularına bir hayatı anlatıyor. O baba Allah'ın tesettüre dair buyruklarını duydu ama yerine getirmiyor. Summun, sağır onlar. Allah Teala işittiğini hayatına tatbik etmeyenlere, uygulamayanlara sağır diyor. Eğer Kur'an'ın ayetlerini hayatımıza tatbik ediyorsak, duyduklarımızı, burada duyduklarınızı, derse duyduklarınızı, evinizi anlatıyorsanız, mahalleyi anlatıyorsanız, sokağa taşıyorsanız, bu devlete ve bu dünyaya Rabbimin buyrukları hakim olacak diye bir derdimiz, davamız varsa, o zaman müminler kadrosundayız. Yok duyuyoruz, duyduklarımızı Mushaf-ı Şerif'te bırakıyorsak, Kur'an-ı Kerim bize münafıkların sağırlarından olduğumuzu tenbih ediyor. İşaret ediyor. Belki açıkça izah ediyor, duyuruyor. Summun, sağırdır onlar. Summun bukmun, dilsiz onlar. Ebkem kelimesinin çoğulu bukmun. Ahres'te arada fark şu. Ahres konuşamıyor ama ebkem hem konuşamıyor hem anlayamıyor. İdraki yok, kapanmış. Hakkı söyleyemiyor. Kur'an-ı Kerim bize münafıkların sağır olduğunu, münafıkların konuşması gereken yerde sustuklarını söylüyor. Susar o adamlar. Ama susmayanları da anlatıyor bize Kur'an-ı Hakim. Hazreti Meryem'i anlatıyor. وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا. Allah'ın kelimelerini, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını ilan eden, Yahudi aklına karşı, Yahudi iradesine, idaresine karşı, Rabbinin buyruklarını ilan eden,
Yalnız başına direnen bir kadın var. İsa'nın annesi var. İmran'ın kızı var. Hazreti Meryem var. Ve Meryem ebnete İmran elleti ahsenet ferceha. Fenefahna fihi min ruhina. Ve saddakat bi kelimati rabbiha. Ey müminler, Müslümanlar, ekranlar, gazeteler, münafıklarla sokakların dolu olduğu, dünyanın dolu olduğu bir zamanda siz bu çağda, bu asırda Allah'ın buyrukları, Allah'ın hükümleri uygulanmaz diyenlere karşı susuyor musunuz? Yoksa Kur'an-ı Hakim'e bakıp, Hazreti Meryem'e bakıp, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Hazreti Meryem gibi şehir meydanlarında Allahu Ekber mi diyorsunuz siz? Summun bukumun. Sağırlar var, dilsizler var. Niye faiz haramdır demiyorsun kardeşim? Allah sana bir minber vermiş, emanet. Allah Resulü Aleyhisselam'a niyabet makamı. Allah Azze ve Celle sana bir kürsü vermiş. Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme niyabet makamı. Rabbim sana bir lisan vermiş. Konuş diye, hakkı ilan et diye. Bak, Şuara suresi. İzheb ila firavne innehu taga. Git Firavun'a haddini bildir. Azdı bu adam. Ben ilahım diyor. İlahım diyen bir adam. Git onun yanında konuş. Hakkı söyle. Hakkı ilan et. Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun aleyhisselama Allah azze ve celle'nin emri. Summun bukmun, unutma kardeşim. Susanlardan mıyız yoksa dünyaya? Allah'ın Rabbul Alemin olduğunu, yaratan Allah'ın yöneteceğini, yönettiğini ilan edenlerden miyiz? Kale Firavun ve ma Rabbul Alemin. Firavun dedi ki, nedir ya? O dilinde ey Musa, haşa Allah diye bir şey tutturmuşsun. Alemlerin Rabbi diyorsun. Neden böyle mana veriyorum? Men demiyor burada. Gayru akil için olan ma'yı getirmiş. Cenab-ı Hak da onu zikrediyor. Rabbinizle böyle alay edenlerin yanında Musa gibi olun. Bu sorulara muhatap olduğunuz zaman nasıl cevap vereceksiniz? Susanlardan mı, konuşanlardan mı olacaksınız? Susanlar da var, konuşanlar da var. Ne tarafta, ne tarafta yerimizi alıyoruz? Kale Firavunu ve ma rabbul alemin. Nedir o alemlerin Rabbi ey Musa? Dilinden düşünmüyorsun. Sen benim ilah olduğumu inkar mı ediyorsun ey Musa? Benim karşımda nasıl duruyorsun da benden başka ilah olduğundan bahsediyorsun? Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Hazreti Musa aleyhisselam çekinmeden, ifadeyi bükmeden, kinaye yapmadan, tariz yapmadan dümdüz söylüyor. Benim Rabbim, Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Yerlerin, göklerin ve arasında olan neler varsa onları yaratan ve yöneten, kanunları koyan Allah Azze ve Celle'dir. Kale limen havlehu elâ testemi'ûn. Etrafına döndü Firavun, şu adamın dediğini kulaklarınız duyuyor mu? Kale limen havlehu, etrafındakilerine. Ela testemi'un, duymuyor musunuz neler söylüyor bu adam? Hazreti Musa aleyhisselam susmuyor. O tehdit ediyor, Musa konuşuyor. Kale rabbukum ve rabbu abaibukumul abaikumul evvelin. Kale rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Benim Rabbim, sizin de, babalarınızın da, önceki atalarınızın da, Hazreti Adem'e kadar kimler varsa onların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Firavun diyor ki, dellendi bu adam. Benim yanımda, benim sarayımda nasıl böyle konuşuyor? Kâle rabbul meşriki vel mağribi ve mâ beynehumâ. Doğunun, batının arasında neler varsa, yani kainatın Rabbidir o. Firavun diyor ki, kâle le'in ittehazse ilâhen gayri le ec'alenneke minel mescûnîn.
Eğer benden başka ilah edinirsen le'ec'alenneke minel mes'unin. O zaman seni zindana koyacağım. Hayatını karartacağım. Tehdit ediyor. Ölüm var. Yerin altında mağaralar, zindanlar, yılanlı zindanlar var. Ama Hazreti Musa Rabbinin Allah Azze ve Celle olduğunu öyle bir durumda, öyle bir şartta ilan ediyor. فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ Musa Aleyhisselam asayı atıyor, bir yılana dönüyor. Kur'an-ı Kerim bize bu ayetleri ilan ediyor, şuna işaret buyuruyor. Eğer sen Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Şam'da, Bağdat'ta, Mısır zindanlarında, dünyanın her yerinde moda adına, çağdaşlık adına ekranlardan birileri fuhşu pazarlarken hayır ben bu hayatı reddediyorum, bu yaşantıyı reddediyorum, bu düzeni reddediyorum, İslam hiçbir düşünceyle sentez, koalisyon kabul etmez, Allah'ın dini pazarlık kabul etmez diyorsan o zaman daralacaksın, o zaman üzerine gelecekler. O zaman sana zindanı gösterecekler. O zaman sana dar ağacını gösterecekler. İşte o zamanlarda Hazreti Musa Aleyhisselam gibi Allah'la, onun nizamıyla, onun buyruğuyla, onun talimatlarıyla alay edilirken قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Hayır, tanımıyorum sizin anlayışınızı, düşüncenizi, medeniyetinizi, ayaklarım altına alıyorum. Benim Allah'ım, benim Rabbim, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'dir dediğiniz zaman göreceksiniz Firavunların uygarlıklarını, Hazreti Musa Aleyhisselam nasıl bir asa ile dize getirdiyse küffarı, Pekin'i, New York'u, Moskova'yı, Tel Aviv'i, Muhammed Aleyhisselam'ın çocukları Musa Aleyhisselam gibi çökertecek Allah'ın inayetiyle. Kur'an-ı Kerim bu. Yol gösteriyor. Buradan gideceksin diyor. Konuşanlar, susanlar var. İbrahim Aleyhisselam şehir bütünüyle karşısında dağ gibi odunları toplamışlar. Atacaklar, oduna yakacaklar Hazreti İbrahim'i. Uffil lekum ve lima ta'budun min dunillah. Size de yuh, taptıklarınıza da yuh olsun. Kalu harrikuhu vansuru alihetekum. Yakın bu adamı, küllerini bırakmayın. İlahlarınıza, sisteminize sahip çıkın. Susturun bu adamları, sisteminize sahip çıkın. Moritanya'dan, bakın en doğudan en batıya kadar mutedil, ehl-i sünnet dairesindeki alimleri susturuyorlar. Neden? Batı yeni örgütler kuracak. Gençleri alimsiz, mürebbisiz, hocasız, medresesiz bırakıp yeni örgütlerin bayrağı altında Müslüman gençleri toplayıp onları kendi terör anlayışı zihniyetine emir eri yapacak. Onun için ulemayı batıdan, en batıdan gelen talimatla doğudan batıya kadar ehl-i sünnet dairesinde mutedil olan ulemayı susturuyorlar. Onlar zannediyorlar ki başaracaklar. Fakat bilmiyorlar ki bu sistemin sahibi Karl Marx değil. Bu sistemin sahibi Lenin değil. Ya da bu onların bildiği çapta bir sistem de değil. Bunun sahibi Allah Azze ve Celle. Onlar zannediyorlar ki durduracaklar, susturacaklar, engel olacaklar. Her yeri zindan yapsalar, her yerde dar ağaçları kursalar, ehl-i sünnet dairesindeki alimleri sustursalar, zindanlara gönderseler, Mısır'da her yer, her sokak zindan olsa, onları zindanlara koysalar, bilmiyorlar ki bu sistem değil, İslam ideoloji değil, İslam'ın sahibi var, yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin dinidir İslam. Kur'an-ı Kerim onun buyrukları, onun talimatıdır.
يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar sabah akşam, geceye gündüz, gündüze gece diyerek saldırsalar da Allah'ın nuruna engel olamayacaklar. Allah'ın nurunu kalemleriyle, Allah'ın nurunu münafıkların kelamlarıyla ve kalemleriyle söndüremeyecekler inşallah teala. Summun bukmun umyun. Onlar sağırlar, dilsizler, konuşmuyorlar. Umyun körler. Amanın çoğulu umyun. Ama onlar bakıyorlar kainata. Ve alamat ve bin necmuhum yehtedun. Her yerde alamet var. O alametler kainatın sahibinin varlığına delalet ediyor. Onun nizamının mükemmelliğine işaret ediyor. Ama alametleri görmüyorlar, idrak etmiyorlar. Ve alamat. Karpuz tarlasına gidiyorsunuz. Binlerce karpuz var, tonlarca. Hepsi yeşil. Ama onlara küçücük bir alamet koymuş saplarına. Oradan karpuzun olduğunu anlıyorsunuz. Hepsi yeşil, sararmıyor. Oradan sahibi anlıyor. Eğer alameti koymasa karpuzları tarlada kesmek zorunda kalacaklar. Oldu mu olmadı mı anlamak için hemen orada satmaları gerekirdi. Armuta bir alamet koymuş, sararıyor. Elmaya ayrı bir alamet koymuş. Eğer kırmızı olacaksa o da dalında kızarıyor. Anlıyorsunuz ki bu oldu, alabilirsiniz, yiyebilirsiniz diye. Kavuna ayrı bir alamet, patlıcana ayrı bir alamet koymuş. Hurmanın alameti var, olduğuna işaret ediyor. Çocuk acıktığı zaman ağlıyor, alameti var. İçinde bir alet yok, bir cihaz yok. Peki arabanın içinde bir cihaz var. Mazot, benzin, yakıt bittiği zaman gösteriyor. Çocuğun içinde nasıl bir cihaz var ki neler hisseder de ağlar annesi onun, o yavrunun. Konuşmayı bilmeyen yavrunun acıktığını anlar. Ve alamat, her yerde alametler var ama onlar kör olduklarından dolayı görmüyorlar. Fehum la yercuun, dönemiyorlar. 16. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak münafıkları bize anlatırken Ulaikellezine eşteravud dalalete bil huda fema rabihat ticaretuhum ve ma kanu muhtedin. Onlar hidayeti verip dalaleti almışlardı. Bir ticaret yapmışlar, İslam'ı bıraktılar, küfre gittiler, ideolojilere gittiler, akıllarını, şuurlarını, gözlerini, kulaklarını, lisanlarını kaybettiler. Hakkı verdiler, batılı aldılar. Şimdi iman melekeleri, iman kanallarını, kulaklarını, gözlerini, lisanlarını iptal ettiğinden dolayı hakikate, sattıkları, bıraktıkları imana dönemiyorlar. Münafık dönemez. Dönemez kardeşim. Allah'a ihanet eden adam. Konuşması gerekirken susan adamların son anlarına bakın. Son anlarına bakın. Öyle diyordu ya Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Kulu li ehli bid'in beynena ve beynekum yevmul cenaiz. Bana şimdi sarayın gücünü arkasına alarak işkence eden o adamlar, söyleyin onlara, sarayın alimlerine, belamlarına söyleyin, oradan bana saldıranlara, aramızdaki fark cenaze günü belli olacak. Bakın onların cenazelerine, bakın onların ölürken ölüm anlarına bakın. Beynena ve beynekum yevmul cenaiz fehum la yerci'un. Önünde mikrofon varken Allah'a ve Resulüne ihanet eden adamın sonuna bakın kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim'in nurundan o müstefit olamaz. Her şeyin bir bedeli var. İmanın da bir bedeli var. Yaşarken o bedeli cennet için, cemalullah için ödeyecekti. Ama ihanet ettiyse onun son anına, ondan sonrasına zaten mahşer günü gidince orada bakacak, göreceksiniz. Fehum la yerci'un. Onlar dönemezler. Hak ve hakikatin yolunu bulamazlar.
Kur'an-ı Kerim devam ediyor. اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ اَوْ كَصَيِّبٍ Muzaf mahzuf burada. Muzafun eleyh, muzafun eleyh, muzaf makamına kaim. اَوْ كَأَصْحَابِ صَيِّبٍ demek. كَأَصْحَابِ صَيِّبٍ yağmur ashabı gibi, yağmura yakalanan insanlar gibi. Mine semai, semadan yağmur geliyor. Yağmurda bereket var, yağmurda hayır var, yağar. Yerin altında su havzaları oluşur. Yağar otlar, hayvanlar için onların yemi oluşur. Yağar ağaçlar çiçeğe durur. Allah Teala onunla yeryüzüne hayat verir. Kur'an Hakimi yağmura benzetiyor. Yağmur yere inince toprağa hayat verir. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kur'an Hakim de yüreklere hayat verir, yürek. Eğer münafık değilse adam, Kur'an'ın ayetlerini duyduğu zaman yüreğinde, kalbinde bir canlanma vardır. Ev kesayyibin mine sema. Semadan gelen o yağmura yakalananlar gibi. Fakat yağmurun bir de şimşeği var. Bulut geldiği zaman yaz gününde hava kararır. Korkanlar olur, gök gürültüsü var, yere şimşekler gelir, yıldırımlar gelir. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Müslüman, mümin için Kur'an'a baktığınız zaman, mümin zaviyesinden Kur'an-ı Hakim'e nazar kıldığınızda ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahme. Müslüman için şifa, mümin için Kur'an Hakim rahmet, ama kafir Allah Teala'nın ayetlerini duyduğu zaman rahatsız olur. Onun küfrü, onun garazı artar, onun öfkesi artar. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki fihi zulumatu ve ra'du ve bark. O yağmurun içinde karanlıklar var. Buluttan geliyor fakat orada karanlıklar var. Ve ra'dun. Orada şimşek var. Orada vera'dun gök gürültüsü var. Ve barık şimşek var. Yec'alûne asâbi'ahum. Onlar parmaklarını koyuyorlar. Hangi parmak olduğunu ifade buyurmuyor. O korkudan şaşırmışlar. Hangisi en yakınsa onu gayri ihtiyari koyuyorlar. Asâbi'ahum buyuruyor. Aslında parmaklarının ucunu koyuyorlar kulaklarına. Sesi duymama adına. Fakat o kadar korkmuşlar ki sanki parmaklarını kulaklarına sokuyorlar, kulak deliklerini patlatırcasına sokuyorlar. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ Mecaz-ı Mürsel. Külü zikrediyor, cüzü kastediyor. Esasında parmaklarının ucunu ancak sokabilirler. Peki, مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ Yere gelen yıldırımlar var, onların korkusundan dolayı حَذَرَ الْمَوْتِ مَفُلِّ اَجْلِ Korkuyorlar, parmaklarını kulaklarına koyuyorlar. Fakat yağmurda hayır var, bereket var. Neden korkuyor bunlar? Evet, yağmur. Mısır buğday ektiniz, dua ediyorsunuz. Ya Rabbi yağmur diyorsunuz, yağmur yağıyor, seviniyorsunuz. Ama bir de karanlığın içinde kalmış, gök gürültüsü var, şimşek var, yıldırımlar geliyor, korkanlar var. İşte müminler, yağmura sevinenler, Kur'an'a sevinenler. Kur'an-ı Kerim onlar adına nur, Kur'an-ı Kerim onlar adına rahmet, Kur'an-ı Kerim onlar adına bir çıkış kapısı, kurtuluş yolu. Ama kafirler adına şimşek, kafirler adına gök gürültüsü, kafirler zaviyesinden, münafıklar zaviyesinden baktığınız zaman yıldırımlar görürsünüz. Yani Kur'an'ın sahibi şuna işaret ediyor. Allah'ın ayetlerini duyar, rahatsız olurlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Eğer inandıysanız faizden kalanı bırakın. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizden ne kaldıysa, eğer Allah'a, eğer Resulüne iman ettiyseniz, eğer Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda, safında duracağınıza dair ahdiniz varsa bırak. Tevbe ettiysen bırak. Bir daha banka, bir daha o yola girme, bırak. Faiz muamelesi adına girme. Maaşını alacaksın vesaire şeyler umur için gidebilir, alabilir. Ama faiz vesaire işlemler için sakın ha, bir daha bankaların, faiz müesseselerin kaplarını açma. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. Bilsinler, duymak istemiyor. Münafık, kendi bir din kuracak. Kadın, erkek hepsi bir arada olacaklar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ Müslümanlara söyle, mümin olanlara söyle. Bunu ancak mümin olanlar anlayabilirler. Münafıklar bunu anlayamazlar. Münafıklar bunu kabul edemezler. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Gözünü kapatsınlar. Sana söylüyor kardeşim, bana söylüyor. Almanya'da, Amerika'da kilisenin çocuğuna söylemiyor. Sana, bana söylüyor. İman edene söylüyor. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Onlar gözlerini kapatsınlar, harama bakmasınlar. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mü'mine kadınlara söyle. يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Onlar da gözlerine sahip çıksınlar. Ya erkekle bir arada aynı masada oturmasına müsaade eder mi? Buyuruyor ki, gözlerine sahip çıksınlar, kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara bakmasınlar. Allah buyuruyor ya. Cenab-ı Hakk'ın emir ve müsaade buyurmadığı şekilde onun dinine hizmet edilir mi kardeşim? Edilir mi? Bir kadın, çıplak bir kadın, İslam'ın örtünme emrini yerine getirmeyen bir kadın, Allah Teala onlara hidayet ihsan eylesin. Zavallı. Dua edeceğiz. Cenab-ı Hak onlara hidayet ihsan eylesin. Bir hoca onun karşısına çıkıp Allah Teala'nın dinini anlatmasına Kur'an müsaade eder mi? اَوْ كَسَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ Münafıklar duymak istemezler bu ayetleri. Gök gürültüsünden nasıl korkar? Gecenin karanlığında, karanlıkta kalanlar, onlar da Rabbimin bu ayetlerinden, emir ve yasaklarından rahatsız olurlar. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Ekranlar fuş albümüne dönmüşler. Oralardan kadın ticareti yapıyor, kadın ticareti. Kadın ticareti yapıyorlar. Oraya çıkanlar var. Oralarda din anlatanlar var. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ O gencecik kızları, o zavallıları meşhur edebilme adına, ünlü yapabilme adına podyumlara çıkarıp ekranlarda onların güzelliklerini arz etmeyin, onları fuhşa, onları ailesiz bir hayata mecbur etmeyin, yapmayın bunu. Müslümana da diyor ki sen de emri bil maruf nehyi anil münker var. Sen de emri bil maruf nehyi anil münker yap diyor sana. Yaptın mı kardeşim? Nerede duruyoruz? Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Duymuyoruz, görmüyoruz, işitmiyoruz. Dolayısıyla yokuz biz. Biz çiçekten, böcekten bahsederiz konuşmalarımızda. Din adına, iman adına onları anlatır diyenlerden miyiz? Yoksa Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti Meryem'in, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safında duran kahramanlarla beraber miyiz? Rahatsız olanlar, onlar rahatsız olurlar buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Peki şimdi içimizde ayrı bir sınıf çıktı, türedi. Onlar da tarihselciler. Onlar diyorlar ki ey dünya korkma.
Ben Kur'an-ı Kerim'in içinden hangi ayetler sizi rahatsız ediyorsa onları devre dışı bırakıyorum. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلَّ Kadın erkek zina eder, bekar olurlarsa onlara 100 sopa vurulacak Allah'ın emri. Eğer erkek kadın evli olurlarsa o zaman onların cezası İslam hukukuna göre ölümdür. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ ف۪يهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Seni nasıl hakem yapıyorlar? وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ Tevrat yanlarında. Onda Allah'ın ayeti hükmü var. Orada var. Orada var evli zina edenin cezası var. Nasıl seni hakem yapıyorlar? Neden? وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ ف۪يهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değil buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Efendimiz maiz gamediyeli kadın onların cezasını verdi. Tabii bu cezayı kim verir? Şartları var. 4 tane şahit olacak. Cezayı devlet verir kardeşim. İslam devleti olur. İslam devleti onun cezasını verir. Neden verir? Anlatmıştım rejimi anlatırken. Hürriyet gazetesi internet sayfasında yıllar önce, birkaç yıl önce Konya'da 5 çocuklu bir kadın, Konya'nın bir köyü, eşi hapiste ziyarete gidiyor. Ziyaretten dönüyor, yanında 14 yaşında bir çocuk, büyük oğlu. O kadını köyden bir adam evine gece baskın yapıyor, 5 tane çocuğunun gözyaşı içinde annesini alıyor götürüyor, tecavüz ediyor kadına. Kadına diyor ki bundan sonra bir daha kocanın yanına, eşinin yanına gitmeyeceksin. Kadın kendisini kaçıran o ırz ve namus düşmanından kurtuluyor. Eşini ziyarete gidiyor. Dönerken onu kaçıran adam sokak ortasında kadını çıkarıyor, vuruyor silahıyla. Çocuk 14 yaşında, annesinin başı ucunda ağlıyor. Babama ben şimdi ne söyleyeceğim? Annene sahip çık demişti. Eğer İslam'ın ölüm cezası olsaydı, 5 tane çocuğuyla Konya'nın köyünde, eşi hapiste, o kadın evinde dururken, namus ve ırz düşmanı bir adam evini basıp, çocuklarının gözü önünde o kadını alıp kaçırır, ırzına geçebilir miydi? Allah'ın hükmü kardeşim. Ela ya'lemu men halak. Sen Roma hukukunu aşağılıyor musun? Aşağılıyor mular? He? Hukuk fakültelerinde Roma hukukunu şu kadar zaman önce şu kadar azınlığın iktidardakilerin hakkını korumak üzere hazırlamış olduğu hukuku örnek olsun, model olsun diye okutuyorlar. Peki ben de sana diyorum ki Konya'nın köyünde, Anadolu'nun bir köyünde, Mısır'ın bir köyünde, şurada ya da burada evinin önünde jandarma yok, kamera yok, polis yok, 5 tane çocuğuyla evinde yalnız başına bekleyen kadının namusunu, iffetini, İslam hukukundan, Allah'ın dininden, onun yolundan, nizamından başka koruyacak bir nizam var mıdır kardeşim? Yoktur. Var mıdır? Buyurun söyleyin. Hadi. Küçücük çocuklara tecavüz ediyorlar. Önleyin. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُولِ الْاَلْبَابِ Kısasta hayat var buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer o çocuğa tecavüz edip öldürdülerse onun cezasını hakim değil kim verecek? Annesine soracaksınız. Babasına soracaksınız. Hakim soracak. Küçücük yavruna tecavüz edip öldüren bu ırz ve namus düşmanının cezasının ne olmasını istiyorsun? Ona soruyor. Bundan daha ideal bir nizam tahayyül edebiliyor musunuz arkadaşlar? Tarihselci ne yapıyor şimdi? Bu ayetlerin devri bitti diyor. Korkmayın Kur'an'dan. Bitti. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ
Cenab-ı Hakk'ın hırsıza dair hükmünü öyle çarpıtıyor ki şeytanın aklına bile gelmez. Şunu söylüyor: ev dünya, hani madalyam nerede benim? Bak, size artık korkmayacağınız bir Kur'an takdim ediyoruz. Kur'an'ın içini boşaltıyoruz, diyoruz ki Kur'an Hakim'in içindeki hüküm ayetlerinin zamanı devri kapanmıştır. Kur'an yalnız ve yalnız bir ahlak kitabıdır. Onu söylüyorlar. Tarihselcilik bu. Kur'an-ı Kerim'in başına gelen, ümmetin başına gelen en büyük bela budur tarihselcilik. Adı Hasan, Hüseyin, Ali, Mehmet, Mustafa vesaire. Müslüman bu adamlar. Müslüman görünüyorlar en azından. Ekrana, sahneye çıkıyorlar, konuşuyorlar bu adamlar. Öyle konuşuyorlar, öyle yapıyorlar. Peki, Kur'an-ı Kerim onların tuzaklarına karşı uyanık olmaya müminleri, Müslümanları davet ediyor. Burada İrab olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi yec'alûne asâbi'ahum fî âzânihim. Yec'alûne fiil muzâri, merfu, raf alameti, sübûtun nûn. Peki faili ise oradaki vav. Yec'alûne cemî olarak gelmiş ama öncesine bakıyorsunuz, öncesi müfret. Peki nasıl oluyor? Ev kesayyibin demek, ke ashabi sayyib demek. Yağmur ashabı, muzaf orada cemi. Yani manaya baktığımız zaman burada yec'alûne cemi olarak Cenab-ı Hak getiriyor. Zamiri de asabi'ahum. Yani yec'alûne asabi'ahum, parmaklarını koyuyorlar. Onlar diyor, onlar. Peki nerede onlar? Oradaki muzaf mahzuf. Manasına gönderiyor. Müfret olursa lafza gidiyor. Muzafın yerine kaim olan o muzafın ileyhe gidiyor. Eğer cemi olursa oradan hasfedilen muzafa gidiyor. Peki neden bunu söylüyorum? Çünkü öyle adamlar dinleyeceksiniz ki tefsirci olduğunu söyleyecekler ama zındıklığın zirvesine ulaşacaklar. Kur'an'da yanlış var diyecekler, hata var diyecekler. Kur'an-ı Kerim müdafasında böyle bir adama, Kur'an'da yanlış var diyen bir adama, tefsirci olduğunu dinleyen, söyleyen bir Kur'an düşmanına, meseluhum kemeselillezî istevkade nâra, bu ayet üzerinden verdiğim cevap var. İsteyen kardeşlerimiz oraya müracaat edebilirler. Vallahu muhîtun bil kâfirîn. Allah Teala kudretiyle, ilmiyle kâfirleri kuşatmıştır. Onlara bir mühlet verdi. Oynasınlar biraz daha, hakaret etsinler. Muhammed Tuğrul Bey gelene kadar oynasınlar. Muhammed Ertuğrul Bey çıkana kadar oynasınlar. Selahaddin Kudüs'e atını sürene kadar. Vallahu muhitun bil kafirin. Ekadul barku yahtafu absarahum. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم. Neredeyse o şimşek onların, يخطف أبصارهم, gözlerini kapacak. Yani şimşek o kadar yaygın ki, o kadar vurduğu zaman semayı kuşatıyor, bir ucundan bir noktasından diğer noktasına kadar bir gök kuşağı gibi semayı yarıyor ki o şimşek. Yekadul barku yahtafu absaruhum, neredeyse onların gözünü yerinden çıkaracak, alacak. Kullama adaa lehum meşav fihi, onlara ışık olduğunda yürüyorlar. Yani münafıklar, namaz var, nimet var, İslam devleti var, orada ganimet var, makam mevki dağıtılıyor. Müminler, Müslümanlar gücü ele almışlar, veriyorlar ona buna makam mevki. Onlar en önde duruyorlar. Eğer nimet varsa İslam'dan istifade edeceklerse yürüyorlar. Küllemâ edâe lehum, her ne zaman onları o şimşek ışık verdiğinde, meşav fihi, onun aydınlığında yürürler. Ve izâ azlem aleyhim kâmû, karardığında zorluk var, meşakkat var. Bedir'e gideceksiniz. Uhud'da Hamza olacaksınız. Enes bin Nadir olacaksınız. O zaman geri çekilirler. O zaman dururlar. Ve izâ azleme aleyhim kâmû.
Nimet varken onları görürsünüz. Ama müminler, minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullaha aleyhi feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Onlar söz verdiler Allah'a, Enes bin Nadır gibi canlarını verecekler. Verenler var, sırada bekleyenler var. Ama onların sözünde hulf olmaz. Onlar Allah'a, onlar Resulüne ihanet etmezler. Nimet varken en arkada dururlar. Ama iman, İslam, hakikat, bayrak, sancak tehlikeye düştüğü zaman en önde yürür onlar. Münafıklar, nimet varken onları görürsünüz. Ekranda görürsünüz. Onları görürsünüz. Güç ve kuvvetin bayrağını ellerinde tutar. Müslümanlara din adına, iman adına hakaret ederler. O halde görürsünüz. Peki Allah Teala neden onlara müsaade ediyor? Çünkü dünya imtihan yeri. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Allah Azze ve Celle murad etseydi, onların nasıl basireti kapandı, hakikati duyup idrak edemiyorlar, tıpkı onun gibi gözlerini de alırdı onların. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Kulaklarını, gözlerini iptal ederdi. Kör olur, sağır olurlardı hakiki manada ama yapmadı. Neden? Görecekler delilleri, inkar edecekler. Duyacaklar hakikati, reddedecekler. Allah Teala'nın gazabını üzerlerine çekecekler. Hani buyurmuştu ya, Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Onlara mühlet veriyor. 50 yıl, 60 yıl zulmedecek, ihanet edecekler. Şu kadar zaman duracaklar durdukları yerde. Oradan ila cehenneme zumara. Cehenneme gidecekler. Onun için Cenab-ı Hak onlara mühlet veriyor. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadîr. Unutmayın, Allah her şeye kadirdir. Firavun'u Kızıldeniz'de boğmaya kadirdir. Bir sivrisinekle İbrahim'in intikamını Nemrut'tan almaya kadirdir Allah Azze ve Celle. Kadirdir bir asa ile bir denizi Musa'nın, Musa'ların elinde yarmaya. Ama siz safınızı belirleyecek, gözünüz hakikati görecek, lisanınız hakka sözlü olacak, mümin olacaksınız. Orada burada değil de her durumda, her şartta, her iklimde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, safında olursak, Allah Teala müminlerin yolu nasıl açtıysa bizim yolumuzu da açacak. Kardeşlerim, müminleri 5 ayette anlattı, kafiri 2 ama münafıkları 13 ayet. Biz de 3 derste anlatma gayreti içinde olduk. Son ayetler münafıkların anıtlarını, abidelerini gözümüz önünde dikti, müşahhas hale getirdi. Bakın, aldanmayın. Kimiz? Neyiz biz? Onlardan mıyız? Yoksa Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına mı benziyoruz? Estağfurullah ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.